Merhaba. Bu videomda anten prizini uydu anten prizine dönüştürmeyi ve anten prizinin bağlantısını anlatacağım. Önce anten prizlerinden bahsetmek istiyorum. Şu altta gördüğünüz 3 tane farklı marka. Bunlar eskiden bizim karasal antenlerde kullandığımız anten prizleri. Bunları uydu antenlerde kullanmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü bunların içinde direnç dediğimiz elektronik parçalar var. Hemen hemen hepsinde vardır. %90'ında belki de benim gördüklerimin birçoğunda bu dirençlerden var. Bu dirençler sinyali düşürür. Bazı kanalları çok zor çeker. Yayını zor alırsınız yani. Kullanmanızı tavsiye etmem. Normalde uydu anten prizi dediğimiz veya sat prizi dediğimiz prizler kullanılır. Bu sat prizlerinde ilk kullanılanları bunlardır. Böyle üçlü prizlerdir. Bunlar şurada sat yazan uydu anten çıkışıdır. Şöyle kabartma yazı var. TV yazan bu karasal yayın televizyon çıkışıdır. Burada R yazan da radyo çıkışıdır. Yalnız ben yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Şu radyo çıkışının kullanıldığı hiçbir yeri görmedim. Yani gerek yok günümüzde. Onun için de şimdi hatta normalde karasal yayınlar bile kullanılmıyor. Yeni yaptığımız merkezi sistemlerin birçoğunda karasal yayın yok. Tercih edilmiyor çünkü. Yani verimi düşük zaten. Uydu antenler iyice ucuzladı biliyorsunuz. Onun için şöyle tek çıkışlı sat prizi ya da uydu prizi dediğimiz anten prizleri kullanılıyor. Piyasada en çok kullanılanlar bunlar. Ve önceden bilinçsizce takılmış anten prizleri var. Bunları takıp diğerlerini çöpe atanlar var. Bunları çöpe atmadan da kullanabilirsiniz. Yani bunları uydu anten prizine dönüştürebiliriz. Yapacağımız işlem çok basit. Bu zaten şöyle kapağını çektiğinizde açılan bir priz. Açtık. Bunun arkasındaki kit değiştirilebiliyor. İstersek elimizde varsa öyle bir kit değiştiririz ki kimsenin elinde olduğunu görmedim şu ana kadar. Ya bunu tornavida yardımıyla kolayca sökebiliyoruz. Şöyle. Şunu söktük. Bunu söküyoruz. Bunu çöpe atıyoruz. Bir işe yaramıyor. Prizi atmıyoruz. Ara F konnektör. Yani F konnektör dediğimiz bu. Bu da ara F konnektör. Yani F konnektör birleştiricisi araya takılan bir parça. Bundan kullanıyoruz. Elektrikçilerde ve uydu antencilerde vardır. Yaklaşık fiyatı 1 lira civarında bir şey. Bunu kullanarak uydu anten prizine dönüştürebiliriz. Nasıl mı? F konnektörü şu kapak zaten çektiğimizde çıkıyor demiştik. Kapağı söktük. İçindeki parçayı da çıkardık. F konnektörü buraya taktık. Çatıdan gelen anten kablosunu F konnektörün kabloya nasıl takıldığını bir diğer videomda anlatmıştım. Ekranın üzerindeki linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Çatıdan gelen anten kablosunu buraya takıyorum. Bunu çeviriyorum. Şöyle çevirelim bunu buraya. Hangi taraf kolayınıza geliyorsa o tarafı çeviriyorsunuz. Şöyle pense de fazla sıkmadan, abartmadan kullanabilirsiniz. Çünkü üzerindeki dişlere zarar verebilirsiniz fazla sıkarsanız. Bunu taktık. Şöyle. Bu uydu anten prizi oldu. Şu ileri geri gidip gelmiyor da üzerinde gevşeklik var. Eğer isterseniz F konnektörle birlikte uydu anteninizden isteyebilirsiniz. Böyle bir somun vardır. Bunu da üzerine takarsınız. Bunu işte böyle uydu anten prizine dönüştürdük. Çöpe atmanıza gerek yok. Hatta bazen 3 tane yan yana priz oluyor. 2 tane, 3 tane, 4 tane yan yana bitişik prizler oluyor. Komple değişmeniz gerekecektir. Hiç değişmeye gerek yok. Ortadaki göbeği değiştirdik. Karasal anten prizimizi uydu anten prizine dönüştürdük. Diğer markalarda da aynısını yaparsınız. Şimdi bu Liko markaydı. Bunun işte tırnaklı yapmışlar. Şöyle geçmeli.
tornavidanın ucuyla direkt çıkarıp takabiliyoruz. Bir de mesela bu var. Eskiden kullanılan bakalitler pek bulunmaz günümüzde ama benzerleri var. Buradaki vidalarını söküp bunu da aynı şekilde dönüştürebiliriz. Hemen söküyorum. Bunu da söktük. F konnektörü önce kabloya takıyoruz. Şöyle kabloya taktık. Çatıdan gelen uç olduğunu düşünün bunun. Çatıdan gelen ucu prizin içine takıyorum. Yine F konnektör somunu, yani ara F konnektör için satılan somunlar. Somun birlikte satılıyor, pardon. Yani ayrı değil de ara F konnektörü alırken uyducunuzdan isteyebilirsiniz. Herkes de olmayabilir ama birçoğunda vardır isterseniz. Bu şekilde takabilirsiniz. Bu da uydu anten prizine dönüştü. Şöyle televizyona giden kablomuz olsun, bu yeşil kablo. Bu şekilde kullanılabilir. Bütün markalar aynı mı? Değil. İşte kimi böyle soketli, kimi vidalı. Mesela şöyle bir tane daha priz var. Şunun da kapağını çektim mi geliyor. Çıkıyor yani. Bu vidalı. Bir önceki söktüğüm priz gibi. Yalnız bunun biraz geniş. Şuradaki delik biraz geniş. Buraya ara F konnektör takamazsınız. Kabloyu buraya çıkarıp, yani beyaz kablo zaten kullanırsanız, kabloyu bir 10 santim çıkarıp bunu da direkt bağlantı yaparak kullanabilirsiniz. Yani dikkat edilmesi gereken bir şey var. Yani dirençli priz kullanmayın uydu anteninde bir. İkinci bir nokta da F konnektörü olmadan kabloları eklemeyin. Yani kabloları birbirine bükerek ek yapılıyor. Büyük ölçüde sinyali düşürüyor. Tamam, onun da bir püf noktası var da, yani ne kadar dikkat ederseniz edin sinyal düşecektir. Kablolar birbirine bükerek yapıldıysa. Ama böyle F konnektörle yaptıysanız yani yok denecek kadar az kaybınız olur. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.